Efendim hepinize teşekkür ederim. Az önce konuştum. O nedenle burada olabildiğince kısaca düşüncelerimi ifade etmek isterim. Belediye başkanımız konuşmasını yaparken İzmit sizi seviyor diye ifade etti. Ben de İzmit'i çok seviyorum. Kocaeli'ni çok seviyorum. Çünkü burada evlendim. Dolayısıyla Kocaeli'nin de İzmit'in de benim hayatımda özel bir yeri var. Ama kütüphane yapmak gerçekten olağanüstü bir düşünce. İnsanların düşüncelerini aktardıkları metin bir süre sonra kitap haline gelir. Kitap haline gelmesi gelecek kuşaklara bunun aktarılması demektir aynı zamanda. Bu bazen bir öykü olur, bazen bir roman olur, bazen bir bilim kitabı olur, bazen bir matematik kitabı, bazen bir ders çalışma kitabı olabilir diye. Sayın Başkan burayı açtığında söyledim. Dedim ki acaba içeride küçük bir kafe var mı diye. Var dediler. Burada da başkan ifade etti. Çünkü kitap okuyanların bir süre sonra bir araya gelip konuşmaları gerekiyor. Tartışmaları gerekiyor. Yeni düşünceleri ifade etmeleri gerekiyor. Onların sosyalleşmeleri, onların beraber belli konuları uygun bir ortamda tartışmaları, sohbet ederek, gülümseyerek tartışmaları, onların gelecek ufkunu çizmeleri açısından son derece değerli. Dolayısıyla kitap açısından oldukça zengin olduğu anlaşılıyor. Hem dijital hem basılı kitap olarak. Bütün İzmitlilere hayırlı uğurlu olsun. Bütün öğrencilere hayırlı olsun. Kütüphanelerin benim hayatımda özel bir önemi var. Elazığ'da ticaret sesini okurken Çalıkuşu romanını Halk Kütüphanesi'nde okumuştum. Öğleden sonra giderdim okula çünkü sabahçı ve öğlenci diye iki ayrılırdı. Sabahleyin giderdim kütüphaneyi, romanı açar okurdum. Okul saati başlayınca kapatırdım, tekrar giderdim. Böylece okudum, çok kitap oldu Halk Kütüphanesi'nde. Tabii öğrencilerin kitap alma şansları o zaman çok daha sınırlıydı. Dolayısıyla kütüphaneler gençlerin ufkunun gelişmesi açısından da, onların sosyalleşmeleri açısından da, gelecek ufuklarının, gelecek hayallerinin büyümesi açısından da olağanüstü güzel bir mekan, kütüphaneler. Dolayısıyla belediye başkanımızın her yaştan, siz gençler dediniz ama her yaştan insanın gelip arzu ettiği kitabı alması, okuması ve sonra onu rafına koyup evine huzur içinde dönmesi en güzel atmosferin yaşatılması açısından önemli. Bu güzel kütüphaneyi açan Fatma Kaplan Hürriyet Başkanımıza hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz burada, efendim eski bakanımız burada, siyasal partilerin temsilcileri burada, milletvekillerimiz burada, önceki dönem milletvekillerimiz burada, parti meclisi üyelerimiz burada. Bu böylesine güzel bir eseri hep birlikte kurdelesini keserek açacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.